Selam arkadaşlar, ee, geçen hafta yayınladığımız videonun akabinde sonunda dipnot olarak düştüğümüz e, bir sonraki videomuz tabudu sekine, ahit sandığı, kutsal sandık diye adlandırılan e, sandığın nerede olduğuna dair net e, nokta atışı yaparak kendini de bizlerle göstereceğiz Rabbimizin notifikasyonuyla. Özellikle Bakara suresi 248'inde konu olan iki meleğin taşıdığını Allahü Teala'nın Hazreti Talut'a verdiği ilimle onun yerini bulup İsrail oğullarının başına geçerek ve peygamberlik makamına ulaştırılan Talut yani Hazreti Davut Aleyhisselam'dır. bu bu geçmiş üzerinden yani bunu bir kez daha böyle anlatayım arkadaşlar. Bazıları anlamakta, idrak etmekte zorlanıyor. Şimdi Rabbimizin lütfu bize verilen ilimlerden şunu belirtelim. Bir rüya tabiri var diyoruz. Bilinçaltı denen bir şey uydurmuşlar. Bilinçaltı yok arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani bilinçaltı dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? Daha önce yaşadığınız ama onun benzeri olacak olayları gelen beyine mesaj, rüya mesajı o olayları alıp size öyle gösteriyor. Örneğin biriyle kavga ettiniz. Bu kavga sizde bir yer etti. Çünkü kavga İyi bir şey değil. Bu olay e, beyinde yeri eder. Çünkü 3-5 gününüzü bir haftanız onunla kafanızda alıp verersiniz. Bu beyinde bir yere diyor. Buna kendileri hani sözde ilim e, sahibi olduklarını söyleyenler bilinçaltı diyorlar. Böyle bir şey değil. O gelen rüya mesajı da onu alıp kullanıyor. İleride yine kavga edeceksiniz. Bu kavgayı o beyinde olan bir kavga en son kavga veya en etkili kavga neyse onun üzerinden anlatıyor. Bu sefer ne diyor? Sen yine kavga edeceksin başka biriyle. Sen veya senin ailenden biri de olabilir o rüya içinde. İlla da o rüyayı gören kişi içinde geçerli değil yani. Şimdi burada da yani 124 bin peygamber var. allah Teala Hazretleri ne yapıyor? 124 bin peygamberden 25-27 peygamberin kıssasını anlatıyor. Neden? Hani burada da bilinçaltı gibi anlatılan ama bilinçaltı değil. Ge gelecekte ahir zamanda olacak olayların benzerlerini o kıssalar hangileri uyuyorsa allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'e koyuyor ve insanlar ibret alıp akıl edip idrak etsinler diye kısasları öyle anlatıyor. Yani geçmişte gelecekte olacak olayların benzerleri geçmişte kimler üzerinde olmuş onları anlatıyor allah Teala Hazretleri. Bunu iyi bilelim iyi anlayalım. Şimdi konumuza buradan tekrar devam edelim. Yani Hazreti Dalut Talut'un Tabutu Sekine'yi bulup çıkarmasıyla hükümdarlığına başlayan, daha sonra İsrailoğulları'ndan yani Amelik denen şeylerden ele geçirmesi, daha sonra Tabut-u Sekine'nin kaybolması nerede olduğu o günden bugüne kadar bilinmiyor. Bir de işte buradaki ayette de Bakara 248'de de bir Talut buldu. Aslında Hazreti Davut buldu. Davut da Allah u Teala Talut diye adlandırıyor. Orada mesela de Gol Calut olmasına rağmen şey gol ama Calut diye hitap ediyor. Yani buradan Calut'tan daha önce başka videomuz olan e, Calut kimdir videosu var. Bir de Talut kimdir yapmamız lazım da onu yapmayacağım ben. Buradan da Talut'tan Mehdi'yi anlatıyor. Mehdi denen kişinin e, şifresini veriyor. Orada da Calut'tan da e, değil de Calut'un şifresini, de, şifresini veriyor. Şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam bunu nereden çıkaracak? hadis şeriflerde net belirtiliyor. Yani üç tane bölgeyi anlatırlar böyle. İşte Antakya'dan çıkacak, Şam'dan çıkacak. Yani Suriye'den. Bir de İsrail'den Tabariye Gölü'nden çıkacak diye belirtiyor. Ben buradan Allah'ın lütfu ve direkt söylüyorum arkadaşlar. Tabutu Sekine İsrail Suriye arasında bulunan Tabariye Gölü'nde orada bir mabet var arkadaşlar. O made, mabedin ne olduğunu kimse bilmiyor. O mabedin içinde sakla. allah Teala onu orada muhafaza ediyor. İşte bu hem o iki Şam'da çıkacak ve İsrail Tabere Gölü'nde çıkacak demelerinin sebebi özellikle bu hadis sahiptir ve doğrudur. için İsrail ile Suriye sınırının bitişi olduğu yerdedir Tabere Gölü. Ben onu haritada mı görselle de koyduğumda daha net görüp anlayacaksınız. İşte arkadaşlar şimdi tabutu sekine neden taberi Gölü'nde ve bu nasıl çıkarılacak? Yani yine başka bir hadiste Mehdi Aleyhisselam Şam'da e, bulunan bir dağa yönelecek. Orada kutsal Tevrat'ı e, çıkaracak. E, ondan sonra Yahudilere üstünlük sağlayacak. Başka bir hadiste de yine e, tabutu sekineyi çıkararaktan İsrailoğullarına hükmedecek. Çoğu İslam'a girecek. Müslüman olacak girmeyen savaşanlar da öldürülecek. Şimdi bunlar çerçevesinde baktığımızda evet doğrudur. Bu Tabariye Gölü'ndedir. Çünkü hadis net söylüyor. Yani hadisi başka türlü anlamamak lazım. Rabbimizin lütfu göreceksiniz. Hani göster olarak da ayetler bazında da hadis şey olarak da işlediğimizde göreceğiz. İşte bunu nasıl çıkarılacak? Mesela bu. Şimdi gölün içinde olan bir şey nasıl çıkarılır? Ee, çeşitli formülleri var ama Allah Teala bunu kimseye bırakmıyor. Çünkü o güne kadar e, o güne kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkarabilmesi için Allah Teala kaderi öyle bir e, sistemde kurmuş. O şekilde de sistem işliyor. Yine onu koruyan, kollayan Allah Teala burada e, o gün geldiğinde hiç zahmetsiz e, o tabutu sekinen çıkmasını ortam hazırlayacak. Nasıl hazırlayacak? İşte kuraklık diyoruz arkadaşlar. Tabari Gölü bir videomuz vardı hatırlarsanız. Kuraklıktan yana. Hani de, demiştik işte her tepeden yecüc mecüc saldırır. Onlar iki gruptur. İlk grupları geldi Tabari Gölü'ne bütün suyu içer. Sonra ikinci grup gelir. Burada su vardı. Nereye gitti diye şey derler. İşte kuraklığın olduğu bir dönemde allah Teala özellikle kuraklık getiriyor. Bir. ikincisi hem insanları cezalandırmak hem İslam'a yönetmek bir sürü sebebi var bu işin. Bir de burada Tabare Gölü'nün kurutulması suyundan dolayı. Çünkü kurutulması gerekiyor ki. Hani ben demiştim bunun başka bir sebebi var onu sonra söyleyeceğim. İnşallah o gün bugün. O suyun kurutulmasının sebebi yüce Mecüce içirilmesinin tek sebebi arkadaşlar. Tabare Gölü'nden Tabutu Sekine'nin kutsal sandığın, ahit sandığının çıkmasının sebebidir. Ve o su çekildikten sonra biznillah. Zaten Yecüc-Mecüc e, o zaman İsa Mesih ve etrafındakiler çevrilecek. Yecüc-Mecüc e, hepsi İsa Mesih'in yapacağı duayla ölecek ve boyunlarına çıkacak kuşçuklar. Ondan sonra devasa kuşlar gelip bunları bir kuyulara atıp leşlerini temizleyecek. Buradaki e, özellikle arkadaşlar hani kuşların cesetleri alıp götürmesi etmesi, yani kuş zaten azrail meleğini canlandırıyor burada. Yani çok ölümler olacağını. O nedenle e, ölümleri tasdif ederken hadis böyle anlatıyor. Ama bu cesetleri nasıl temizlenecek? Şimdi yine e, bir duası var İsa Mesih'in. Eee Teala o gün 40 gün bir yağmur yağdıracak. Şimdi tabut sekine falan çıkarıldıktan sonra, yani o, o arada o, o olaylar olup bittikten sonra her taraf leş, pislik bunları cesetleri kokusu yeryüzünü yayılacak özellikle bulundukları bölgede. Dua sonucu öyle bir yağmur yağdıracak ki 40 gün 40 gün kerpiçten işte e, vesaire gibi yapılan böyle derme satma köy yerlerinde falan var ya. Bak bunu iyi ibret alın ve yakınlarınıza da bildirin. O öyle bir yağmur yağacak ki 40 gün aralıksız. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz biliyor. O evlerin hepsi yıkılıp yok olacak. O su önüne aldığını götürecek. Şimdi öyle bir suyun o cesetleri de sürükleyerek hani sel gibi, seli biliyorsunuz önüne ne katsa arabalar, tırlar her şeyi götürüyor. Gemileri götürüyor örneğin. Evleri, binaları götürüyor. 40 gün alaksız yağan bu su bütün cesetleri de götürecek. O tür evi olanları da götürecek. Buradan kardeşimiz olarak söylüyorum. Evi kerpiçten tuğla, o köy gibi yerlerinden böyle derme çatma olan ve böyle vesaire gibi zayıf yapılarla yapılan evleri terk edin ya da yaptırabiliyorsanız yenilerini yaptırın. Aksi takdirde bu yağmur sizi de ev, evinizi yıkmakla kalmaz sizi de önüne kadar götürür. Zaten o tarihi görmek ayrı bir dert. Çok sıkıntılı bir sürece giriliyor o dönemde. Görüp de yani o şeyi de yaşamak, o terk de atlatmak var yani. Öyle bir şey var yani. Hani o dönemde açlığın da olduğunu, kuraklığın olduğunu da Yine hadisten nerede anlıyoruz? Suyun çekilmesinden anıyoruz. E, Hicri 1444 diyor. Milade 2023 ediyor şey arkadaşlar. Bu kuraklığın ayyuka çıktığı, açlığınla e, yine aç e, ayyuka çıktığı şeyi hadiste diyor ki o gün diyor bir öküz başı 100 altın diyor. Yani paranız da olsa alamazsınız. Bugün bir cumhuriyet altını ne kadar diyelim? 750 lira. Siz 100 tane cumhuriyet altını verseniz, 75 bin lira verseniz bir öküz başı alamazsınız. Yani kıtlık var ama herkes bir lokma için elinde bulunan tüm servetini harcayabilir. Bak buradan bu videoda nelere vesile oluyoruz. Yani bir tabutu sekine derken, tabutu sekineyi anlatırken içinden bir kıtlığı çıkıyor. iki kuraklık çıkıyor. Yani bunlara tedbir alın. Üç, 40 gün yağacak yağmurda bütün böyle sağlam yapı olmayan tahtadan, kerpiçten, tuğladan, taştan böyle tezekten işte ağaçtan yapılan çardaktan yapılan evlerin yıkılacağını, o suyun önüne kataraktan leşlerle birlikte yeryüzünü temizleyeceğini, ondan sonra bolluk bereketin geleceğini anlatıyor Allah. Allah ve Allah Resulü. Yine burada başka bir şey daha var. Diyor, tabutu iki melek taşır. Bu melekler kim arkadaşlar? Örneğin. Hani şu an Taberiya Gölü'nde saklı, bir mabette saklanmış, bir kutsal sanduka içinde Hz. Musa ve Hz. Harun ve alilerine ve bazı peygamberlerin de içinde eşyalarının bulunduğu bir sanduka. Ve bunun içinde dediğimiz gibi üstünde Özellikle meleklerin koruyucu olması, onları taşıması var. O zaman melekler taşımış. Ayet net söylüyor. Bu zamanda melekler taşıyacak, koruyucu çünkü Allah ve onun melekleridir. Şimdi böyle bir şeyde bu melekler kim diye bakabiliriz örneğin. Acaba hani Hz. Mehdi döneminde yeryüzüne inecek işte Cebrail aleyhisselam, İsrafil Mikail aleyhisselam. Ve Azrail Aleyhisselam, yani bunlar e, İsrail Aleyhisselam, bu melekler mi taşıyacak, iki tanesi mi taşıyacak bunu? Yani o soru işareti, onu bilemiyoruz. Onunla ilgili ben biraz araştırdım, bir şey bulamadım. Hani meleklerin taşımasıyla alakalı. E, buradan bu var, onun akabinde bunun içinde başka ne var? Hani bakılınca işte buradan da başka ne yakalayabiliriz bu? O kadar geniş hadis iç içe birbirini destekliyor muhafaza ediyor ki yani, yani anlatamıyorsunuz şimdi bütün bunlar işte üst üste gelecek yaklaşık çok kısa sürede oluyor zaten Rus işgali akabinde işte Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuratı Allah tarafından akabinden işte Ruslara karşı galibiyetin gelmesi, İstanbul'un işgalden kurtarılması dua edilmesi duanın akabinde hastalığın ve üzüntünün kaldırılması, oradan İsrail'e yönelilmesi, e, Arabistan, İsrail oraların fethedilmesiyle alakalı Deccal'ın zuhuru peşine, orada İsa gelmesi, gelmesi, etrafının çevrilmesi, hatta hatta bu olayların sonunda Müslümanlar özellikle, oradaki kalan Müslümanlar, Diyor ki Yecüc-Mecüc ve şeyden kalan bütün ok, ve yaylarını diyor 7 yıl yakarlar diyor. Yani 7 yıl onlara yeter. Buradaki o zaman savaş araç gelişleri vuracak. Ne anlatıyorlar da işte ok yay hadiste. Ama bugün ne bakarsınız top tüfek. Yani buraya tonlarca silah yığılacak. Şu an Amerika zaten yığıyor. Hani bizim daha önceki videolarımızda ne demiştik geçiş meçiş için? İki seçenek var. Özellikle hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz ne diyordu? Yecüc ve Mecüc'ü destekleyen kimlerdi? Deveydi, domuzlu, fildi, yabani hayvanda. Şimdi buraya baktığımızda özellikle PKK terör örgütünü kim destekliyor? Amerika, Birleşik Arap Demirlikleri, İsrail e, ve Arabistan destekliyor. Çünkü bunların haritalarını daha önce paylaşmıştık sizlere arkadaşlar. Bu haritası deve olan Arabistan'dı, fil olan Amerika'ydı, domuz olan Avrupa Birliği'ydi. Bir de yabani hayvan olarak hem İsrail var hem de Birleşik Arap Emirlikleri var. Yani burada terör örgütleri olduğunu yecüc mecüc olarak adlandırabiliriz. İkinci bir şey de İsrail'in ta kendisidir yecüc mecüc olarak. Burada da e, diğeri de bir e, diyebiliriz. Yani ikisinden başka hiçbir şey olamaz. Çünkü e, e, Zülkarneyn için bahsediliyor ya. Zülkarneyn daha gelmedi. O Mehtal Aleyhisselam'dır arkadaşlar. Diyor batıya gitti güneşin doğduğu yere. Sonra doğuya gitti. E, e, doğuda Çin var. Ondan sonra diyor başka bir yol tuttu orada yecüc mecüc başka bir yol. Şimdi akla evvellere buradan söylüyorum. Hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Doğuya gidiyor orada doğuda Çin şey yecüc mecüc demiyor ki. Çin diye tutturanların yani böyle hazır e, bilmediklerinden hemen Çinliler de kısa çekik gözlük diye hemen yapıştırıyor. Öyle değil arkadaşlar. Onların kısa olması ömürlerinin kısa yani Yeni kurulan devletler, ömürlerinin kısa olması, yani boylarının kısa olması, kısa ömürlü devletler. Kuruldu 30 yıl sonra yani 40 yıl sonra devlet önce kuruldu, sonra yıkılacak ya da 50-60 yıl bir devletin ömrü var insan ömrü gibi. Ondan sonra yok olacak. Onu anlatıyor. Yani bilmeyen herkes konuşuyor. Yani basında bazı medya organlarında yer alanlar prim yapıyor. Yani gerçek budur. Görmek lazım. Ya yani okuduklarını da mı anlamıyor? Ayet net söylüyor. Doğuya gidiyor, batıya gidiyor. Yani önce batıya gidiyor, sonra doğuya gidiyor. Orada yok. Ama diyor sonra kendine başka bir yol tutuyor. Gittiği yerde ey Zulkarnes sana bir ücret verelim. Burada yecüc mecüc bozgunculuk yapıyor diyor. O başka bir yol. Güneydir arkadaşlar. Güney. Yani tam öyle bir yerde gidiyor. Hem doğuya gidiyor, hem batıya gidiyor, hem doğuya. Orada yok. Çin doğuda, Öyleyse diyeydi ayet diyeydi ki doğuya gitti orada yüzüç mezüse rast geldi. E, doğuda Çin var. Moğollar var. Türk kavimleri var örneğin. Ya biraz düşünün arkadaşlar ya. Yani okuduğunuzu anlayamıyor muyuz? Hani gördüğümüzü mü anlayamıyoruz? Her şeyin altında bir şey aramayın. Ya normal düz okusanız göreceksiniz zaten. Yani buradan da yine böyle bir şey var yani. Burada dediğimiz gibi Yecüc Mecüc olayı var. Hatta bu Yecüc Mecüc olayı şöyle yapacak. O kadar insanları öldürecekler ki bu sefer gök ehliğine e, diyecekler. Diyecekler biz yerdekilerin hepsini öldürdük. Sıra gök ehliğine geldi. Onlara da oklarını atacaklar. Okları kanlı dönecek. Buradan ok dediği füze arkadaşlar. Oka bakın normal şu anki füzeler gibidir. Doğru mu? Füze atacaklar. Neye atacaklar? Amerika neye hazırlanıyor? İsrail ne hazırlanıyor? Uzaylılara hazırlanıyor değil mi? Gök ekli dedikleri de onlar için hani hadiste geçen gök ekli parantez içinde bugün uzaylılar diye adlandırdıkları cin tayfesidir. Kendilerini kurguladıkları bir cin tayfesidir. Hatta bununla ilgili yine bir ayet var. Nem Firavun hatta Haman'a diyor ki ey Haman diyor bana bir kule yap. Ben Musa'nın Rabbine yani ulaşmak için bir yol bulayım diye bildiriyor. Yani ayetin devamına girmeye gerek yok. Şimdi geçmişte de var. Allahü Teala'ya karşı örneğin orada belirtiyor. Musa'nın Rabbi diye ama hadiste direkt söylüyor Gök ehline. Buradan hani bugünkü güncel konuyla bağ, bağladığımızda e, ne olmuş oluyor? Uzaylılar olmuş oluyor. Yani bunlar yerde her türlü pisliği yaptılar. Her devlete çöktüler. Her yere izaha getirdiler. Ne diyecekler? Ha, yerde işimiz bitti. Bir de bu ö, ö, sıradan hiçbir şey yok. Yani gö, göğün kubbenin öbür tarafına da geçemiyorlar. Yani senaryo. Bir işte cinleri, uzaylıları diye anlatalım. Şeytanları. Onlar işte bize saldırıyor. Biz onlara karşı üstünlük sağladık. Hatta hani kanlı döndüğü için bir iki tane de böyle ölmüş cin cesediyle karşımıza da çıkarsalar şaşırmayın. Hani geçmişte 51. bölgeye düşen UFO görüntüsü diye uzaylıya gösterdikleri cinlerdir arkadaşlar. Cinlerin zaten derileri özellikle fil derisi gibidir. Kalındır. O resimlere de bakın gördüğünüzde de birebir aynıdır. Rusya'da bir tane düşmüştü. Orada da aynı. Cin tayfesinin şeyi kalındır. Fil derisi gibidir. Şeyi. Derisi şeklindedir. O, o şekildedir yani. Yani bütün bunları iç içe koyduğumuzda bunların olağanüstü böyle mahluklar değil insanlar olduğunu dört tane devletin desteklediğini hatta diyor ki o dört devletten bu dört hayvandan biri ölürse diğer hayvanlar onu yer yani dört devletten biri batarsa diğer devletler o devletin sermayesine çöker son birkaç yıldır da özellikle Arabistan'a çökertmeye çalışıyorlar paralarına el koyuyorlar vermiyorlar büyük gidişatla Amer şey Arabistan'ı çökertecekler yani buradaki hadiste olan konu da gerçek olmuş olacak Resulullah Efendimiz'in dediği. Yani burada biri ölürse de kasıt biri ölecek. Ona da çökecekler. Batı kendiyle Amerika zaten bir de İsrail üçü harici büyük ihtimalle dediğim gibi hani Müslüman'ın sözde Vahabilik adı altında Arabistan'a çökecekler çöküyorlar da. Yani bu böyledir. Nettir bakın. Bir hadis derken ayrı ayrı işlememiz gereken 8-10 konuyu Rabbimizin lütuf ve bir videoya sığdırıyoruz. Hepsini de bir bir net net açıklıyoruz. Yani hiç aklınıza soru işareti kalmayacak şekilde. Yani bu yecüc mecücü arayanlara yanlış yerde aradıklarını, yanlış tanımlamalar yaptıklarını çünkü hani bu böyledir. Kayba taş atmak gibidir. Bilmiyorsanız söylemeyin arkadaşlar. Bilen konuşsun. Şimdi ben beyin doktor değilim. Beyinden anlamam örneğin. Ya da işte kalp Kalpten anlamam. Herkesin bir e, ehil olduğu bir konu vardır. Hamdolsun Rabbimizin bizlere verdiği ilimlerden dolayı bunları e, bulup çözebiliyoruz, idrak edebiliyoruz. Ama şimdi elinde işte imkan var adamın. Çıkıyor YouTube'da konuşuyor, televizyonda konuşuyor. Ne de olsa onun karşına çıkıp da bir bilende hani imkanı yok ki. Örneğin benim karşıma iddia ediyorum burada. Bırakın Türkiye'yi Türkiye bütün dünyanın en bilmiş alimlerini, hocalarını getirin. Biznillah Rabbimin izniyle hepsi bir olsun. Bak iddia ediyorum. Bu öyle büyük konuşmak kibirlik değil. Karşımda konuşamazlar hiçbir konuda. Kendileri hakkında bilgileri olmayan insanların başka konular hakkında hiçbir şey size yardım, bilgi veremezler. Daha dün televizyon izliyorum. Adam diyor dünya milyarlarca yıl önce yaratıldı. Bunlar televizyonlarda YouTube kanallarında prim yapıyorlar. Arkadaşlar bunlara itibar etmeyin. Yalnızca gerçeğe yönelin. Yani Allahü Teala zaten hak olan dinini batıla galip getirecek. Nurunu tamamlayacak. Yani özellikle Tabariye Gölü'nden ahit sandığının çıkmasıyla e, Yahudilerin çoğuna kalebe çalınacak. Onlar ikna olacak. Çıkacak Tevratlarla birlikte. İslam'a girecekler. Onlarla birlikte dünyada yani akın akın fers fers İslam'a girecekler. Yani Allah'ın muradı böyle, vaadi böyle, kaderi böyle. Bu kaderin dışına hiç kimse çıkamaz, çıkarılamaz. O nedenle dediğim gibi konu konu içinde var. Bunların bu hadisten de anlıyoruz. Uzaylı projeleri var. Bunu da sahneleyecekler. Yine kez onunla ilgili de bir videomuz vardı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a 3000 melek iniyor da yardıma. Bunlara da işte 3000 tane cin şeytan tayfası da indirme projesi olabilir. Bunu dedik paraşütle indirebilirler. Ya da işte yerden bir destekle çıkarabilirler. Yani böyle projeleri var. Bu hadis de onun gök ehliyle mücadelelerini de anlatıyor. Kıtlığı anlatıyor, kuraklığı anlatıyor. Ee, vesaire. Bir sürü şeyi içine alan bir hadis curcunası var burada. Ee, ben onları da inşallah ekranda paylaştığımda konuşmalarımın geçtiği yerde oradan daha net okuyup Göreceksiniz. E, dediğim gibi Rabbim, e, bizleri doğru yoldan ayırmasın. Yanlış konuşmaktan, yanlış düşünmekten Rabbimize sığınırız. İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun.